Sen artık emekli mi oldun baba? Hı, olacağım kızım. Benden bu kadar. Baksınlar başlarının çaresine. Emekli olmak ne demek baba? Hep böyle yatacak mısın hasta gibi? Yok kızım, ne yatması? Emekli olduk diye ölmedik ya. Babanız aslan gibi aslan. Pilavını da satacak. Oh! Babacığım, ana Cafer pilav attı. He, işte o kadar. Belki internette bir site açarım kendime. Sedat Bey gibi cız. www.pilav.com. Apartman işleri ne olacak baba? Anne mi yapacak? Yazık değil mi annem baba? Zaten Türkan teyzenin yanında çalışıyor. Hayat müşterek kızım. Herkes elinden geleni yapacak. Yarın öbür gün markette dedenizden bize kalacak inşallah. Kolay gelsin çocuklar. İyi günler. İyi günler Gülsüm Hanım. Buyursunlar. Günaydın abla, buyur. Abla hoş geldin. Allah Allah. Ne bu ayol? Sanki marketin sahibi geldi. Mahsus yapıyorlar vallahi. Söylenme orada, söylenme. Belanı arama sabah sabah. Kurulmuş yine kasanın başına yılan karı. Yılan karı sana benzer. Bana bak. Bırak abla şu mikrobu, uğraşmaya değmez. Cafer abi hasta mı yenge? Yok canım, ne hastası. Sabri Bey öyle söylüyor. Rapor alıp emekli olacakmış. Hayırlısı. Hayatınız dolap çevirmekle geçiyor maşallah. Ne dolabı çeviriyormuşuz Sultan Hanım? Daha ne olsun? Vekaletname istemişsiniz Halil Bey'den. Baksana. Adam şurada canıyla uğraşıyor. Öldürmeden rahat edemeyeceksiniz anlaşılan. Ağzını hayra aç uğursuz. Ya o sahtekar abinle sana ne demeli? Akbaba gibi başında bekliyorsunuz adamın. Bana bak kapıcı güzeli. Terbiyeni takın. Vallahi cart diye yırtarım senin Sultanım. Ağzını ha. Hadi gel 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 gel. Yırt kolaysa. Abla uyma şuna. Ne derse desin hasta. Ayıp oluyor ama Sultan Hanım. Durup dururken kavga çıkarıyorsun sen de. Hadi oradan yağcı. Pilavcının karısına yaranacağım diye. Ben mi çıkarttım kavgayı? Duymadınız mı söylediği lafları? Adamın kafasını bozma be. Duyduk ne olmuş? Yalan mı söylüyor? Tüh, utanmazlar. Birlik olup üstüme yürüyün bari. Adamı yiyip bitirdiğiniz yetmiyor. Sen kendi yediklerine bak çirkef. Bıraksak her şeyin üstüne oturacaksın. Çocukların haklarını koruması suç mu Sultan Hanım? Sana ne oluyor be bodur fare? Zırpık ne çıkıyorsun aradan? Bana bak kadın, benimle doğru konuş tamam mı? Aa, çete misiniz siz be? İyi, fırsat bulmuşken linç edin de kurtulun bari. Öyle lazım sana. Hadi Asım, işimi görün de gideyim ben. Yoksa elimden bir kaza çıkacak. Tamam abla. Gözlerin kapanıyor Nazif. Alamadın mı uykunu oğlum? Alamadım baba. Saat 2'de anca yatabildim. Yazılıları okudum. Ha, vermişsindir gene sıfırları birleri bol keseden. Verdim baba. Çalışmayan sıfır da alır bir de. Vah vah. Ulan senin ne kıymetli notun varmış, böyle kıyamıyorsun. İyi de baba. Çalışan da çalışmayan nasıl ayrılacak birbirinden? Değil mi ama? Hak edene yıldızlı 10 bile veririm. Hiç bakmam. Hele bir öğrencim var baba. Bir görsen pırlanta. Ama yoksul çocuk. Dershaneye gidemiyor. Ne yapacak üniversite sınavında bilmem. Artık her şey paralı oldu bu memlekette oğlum, yazık. Getir şu çocuğu bana Nazif, getir. Ben ders vereyim sevabına. Bir tane iki tane değil ki baba. Hangi birine yetişeceksin? O da doğru ya. Bu memlekette paran yoksa ne çocuğunu okutabilirsin, ne hastanı tedavi ettirebilirsin. Bir röntgen için 6 ay sıra bekleyenler var. Ölme eşeğim ölme. Yazık, çok yazık. Götüren dolarları torbalara doldurup götürüyor ama. Biliyorum sen karşısın ama baba, Nazif'e bir teklif var. Teklif mi? Ne teklifiymiş bu? Bir özel dershaneden çağırlar baba. Ne dersin? Taksicilikten iyidir, öyle değil mi? Ah ulan ah, şu davayı bir kazanayım. Ne taksicilik yapmana gerek kalacak, ne de dershanede çalışmana. Ne davası bu baba? Elektrik idaresine tüketiciler adına toplu dava açıyorum. Yapma baba. Başladın mı yine onu bunu mahkemeye vermeye? Hakkımızı aramayacak mıyız evladım? Koyun muyuz biz? Bindirdikçe bindiriyorlar faturalara. Alemin yaktığı kaçak elektriğin parasını bizden alıyorlar. Başa çıkılır mı onlarla baba? Zamanına yazık. Artık zamanın bol kızım. Yöneticiliği de bıraktım nasıl olsa. Sabri denen o kereste müdürüne de iftira ve hakaret davası açacağım. Ne yaptı gene Sabri Bey sana baba? Sağda solda ileri geri konuşuyormuş. Duymadınız mı? Yok apartmanın paralarını hortumlamışız, yok bilmem ne. Alçak herif. Şu hasta halimizde cebimizden o kadar para koyduk. Hala konuşuyor terbiyesiz. Aman baba. Şu ruh hastasının laflarını ciddiye almaktan vazgeç artık sen de.
Ciddi ciddi emekli mi oluyor Cafer abi yenge? Yok be, ne emeklisi? Sabri domuzuna inat yapıyor. Kavga ettiler ya, biraz numara. Ha, direnişe geçtiysene sen. Direniş mi, tembellik mi bilmem artık. Olan bize oluyor. Kolay gelsin çöpçü. Eyvallah pilavcı. İyi sabahlar yenge. İyi sabahlar, ne haber? Haber sizde. Cafer abi markete ortak olacakmış diye duyduk. Aslı var mı? Yok artık, daha neler. Kim uyduruyor bunları? Kahvede konuşuyorlardı vallahi. Nereye ortak oluyor aslanım? Zaten markette millet birbirini yiyor. Hep kaç parası vardı ortak olacak? Neyle? Dedim ya yenge, ben başkalarının yalancısıyım. Hadi süpür işine bak. Dedikoduyu bırak. Milletin başka derdi kalmamış. Öyle vallahi. Nerede kaldı yine bu servis? Kendisi ense yapıyor, karısını çalıştırıyor. Uyuşuk herif. Emekli olacakmış o, emekli. Defolsun gitsin. Ne olacaksa olsun da kurtulalım şu mikroptan. Bir daha nereden buluruz bize öyle kapıcıyı? Hep senin yüzünden. Küstürdün adamı. Çok konuştum baykuş. Ne yaparım ben Cafer giderse? Bak Ortadoğu'da savaş çıkacakmış zaten. Pis hayyar. Şimdi de Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri sanıyor kendini herhalde. Kim yapacak bize bundan sonra acil yardımı? Haklı inşallah. Tek düşündüğü şey bira baykuşu. Şişt, bana bak. Al sen de şu köpeğini çabuk kucağına. Bir daha bu bahçede dolaşmayacak. Vallahi bir daha görürsem çok fena yaparım. Ne yaparsın? Boğma söylerim ben de. Baba! Baba! Defol şuradan, bir de seninle uğraşamam şimdi. Ezme çocuğu öyle, o senin küçüğün. İyi ki bir yönetici oldum böyle gibi. Sokaklarda senin değil ya. Gel abi hadi. Sağ ol Adem. Hadi sallanma sen de. İki saat keyfinizi mi bekleyeceğiz burada? Patladı domuz. Geldik geçti Sabri Bey, daha ne? İyi günler yenge. İyi günler. Ne o surat öyle? Lütuf yapmıyorsun bana, anladın mı? İşin bu senin. İyi canım, tamam. Biz de bir şey demedik. Ne yapıyor kocan? Yan gelip yatıyor mu aşağıda? Hasta adam, ne yapsın? Hastaymış. Sahtekar yalancı. Güzel konuş Sabri Bey. İşler aksamıyor ya, sen ona bak. Aksamıyormuş. Bak şu apartmanın haline. Ortalığı pislik götürüyor. Emekli olacakmış. Hadi olsun bakalım. Söyle o kocana, bana sormadan emekli falan olamaz. Allah Allah. Adamın emeklilik hakkı gelmiş. Verecek dilekçesi, ne olacak? Size mi soracak? Öyle kolaydı. Çok biliyorsun hanımefendi. Fazla uzamış senin dilin. Ne bağırıyorsun böyle gibi Gülsüm ablama? Ne dedin? Möl sana benzer, terbiyesiz. Hadi evladım yaylan, karışma sen büyüklerin işine. Sen de bir öyle konuşuyorsun, bir böyle. Yok öyle kıyak emeklilik. Cafer bana gelsin, konuşalım. O muvaffak denen bunak fazla şımartmış sizi. Vereceksiniz bunların hesabını bir bir. Bizim Allah'tan başka kimseye verilecek hesabımız yok çok şükür. Kavga var Sevim, koş. Tamam, şimdi tutuyorum zaptı. Dolaştıracağım kapı kapı. Bakalım alabiliyor mu tazminatını? Elinden geleni ardına koyma. Ölecek değil ya adam. Tutturmuş bir zabıt zabıt. Günaydın. Günaydın. Ne oluyor Gülsüm? Hiç canım. Herkesin gücü bize yetiyor. Hayrola Sabri Bey, nedir mesele? Ne olacak efendim? Babanızın eksiklerini biçiyoruz. Her şeye de babamızı karıştırmasanız olmaz yani Sabri Bey. Maalesef öyle efendim. Bakın, açtılar isyan bayrağını. O sizin sorunuz efendim, Mür Aysel'cim. Sahiden hasta bu adam Nazik. Hasta Aysel öğretmenim, hasta. Yine çalıştırıyor musun voleybol takımını öyle zıp zıp? Çalıştırıyorum Halis. Bu yıl da iddialıyız. Ne tatlı. Voleybola sen de meraklısın galiba Halis ha? Çok meraklıyım. Ne güzel oluyor böyle zıplarken pembe pembe. Günaydın Muvaffak amca. Günaydın kızım. Teşekkür ederim. Baban hasta mı hala? Hasta değilmiş Muvaffak amca. Numara yapıyormuş, annem söyledi. Aman kızım, sen sakın başkalarına böyle söyleme. İyi günler. Dur biraz yavrum. Al bakayım şunu. Teşekkür ederim. Bak sana bir şey daha söyleyeceğim Yeşim. Annene babana yardım etmen çok güzel tabii ama...
Sakın derslerini aksatma, tamam mı? Tamam Muvaffak amca. Sen de çok sigara içme. Ne vardı sanki? Adamı hemen kafa atacak katil gibi. Sen bu davalara girme ablacığım. Hatırını kırarım. Daha fazla sak etti o şerefsiz. Paçayı o kadarla kurtardığından şükretsin. Günahını aldın adamın ama kız. Bak patates kamyonu bitişikteki Süleyman'a gitmiş. Patates Süleyman'a ablacığım. Tamam. Ya kereviz, pırasa, lahana ne oldu? Hepsi biraderin hesabına. Her fırsatta götürüyor. E bırak biraz götürsün kız. Sana da getiriyor ya fazlasıyla. Sen ona bak. Aa. Kes dedim ablacığım. Zaten perizdeyiz. Otla kökle karın doyuruyoruz. IMF reçetesi gibi. Tadını kaçırma vatandaşım. Sana iyilik de yaramıyor kız. İstersen her gün sucuklu yumurta yapayım sana. 6 ayda git küt diye. He? Dur kız sen de. Got got got. Kızdım ablacığım yavruya. Hop. Hastalık mı vatandaşı? Ağzımdan kaçtı kız. Erkek o erkek. Sapına kadar hem de canavar. Vurdun Mahmuz'u inletir. Vatandaş onunla gurur duyuyor. Aa. İyi günler. İyi günler kız. Yerim seni. Sen mi geldin bu sabah? Ben geldim buyurun. Büyümüş de babası gibi buyurun demeyi öğrenmiş bak. Koparıveririm o senin elma yanaklarını. Kız katil. Bak. Hem bu hem ablası doktor olacakmış. Olurlar inşallah ablacığım. Memlekete bol bol doktor lazım. Politikacı milleti durmadan hasta ediyor vatandaşı çünkü. İyi günler. Dur bekle biraz. Bozuk paran var mı kız katil? Al ablacığım. Ver yavruya. Bu da ablasına. Al kız. Bu sana, bu da ablana. Babanıza kaptırmayın sakın ha. Kaptırmayız, teşekkür ederim. Ne yapıyor baban kızım? Sabri öyle var mı bir tatsızlık? Var Yavuz Bey amca. Anneme de babama da bağırıyor durmadan. Vatandaşa cahçurt yok, oyarım. Oy Yavuz Bey amca. Kız hadi, sen de kışkırtma adamı. Hop bir dakika ablacığım, konuşuyoruz. Sen Seyit amcalara da vuracak mısın kızım? Uğrayacağım. Aferin. Söyle ona, ben de uğrayacağım 5 dakika. Tamam mı kızım? Tamam Yavuz Bey amca. Hadi hadi. miskinler gibi sabahtan akşama kadar yatıyorsun Sedat. Vallahi hiç yakıştıramıyorum sana. Ya ne yapacaktık kardeşim? Kafa yemişiz zaten gözümüzün üstüne. İstemeden atmış o kafayı sana Sedat. Çok pişmanmış. Şengül söyledi. Beni ilgilendirmez kardeşim. Son pişmanlık fayda etmez. Çalışamam ben o haydut gibi herifin yanında. Ne yapacaksın peki Sedat? Böyle boş boş oturacak mısın? Kendi işimi kuracağım kardeşim. Londra, Tokyo, New York borsaları internetten elimde. Kimseye hesap vermek zorunda kalmam hiç değilse. Çılgın mısın sen Sedat? Katilin yanındaki gibi risksiz işi nerede bulacaksın? Dalga mı geçiyorsun sen Serpil? Ne demek risksiz? Her gün ölüm tehlikesiyle yüz yüzeyim orada. Yani kazanç bakımından diyorum Sedat. Zarar etmen imkansız. Vergin yok. Muhasebe derdin yok. Sen kar ortağı sayılırsın. İyi günler buyurun. Sağ ol güzelim. Katil amca Sedat amcayı görmeye gelecekmiş. Öyle mi? Duydun mu baba, Yavuz amca gelecekmiş. Duyduk. İstemez gelmesin. Olur mu Sedat, ne diyorsun? Dur kızım dur. Buyursun gelsin, bekliyoruz kızım. Söyle Yavuz amcana. Tamam. Ben çıkıyorum anne. Hadi güle güle yavrum. Bak yolda öyle yerli araba kullanan tanımadığın adamlar önünde durursa sakın binme, değil mi? Olur anne. İthal malı arabalar durursa binerim. Gene neler söyledi Sabri Bey amca Mö gibi. Bir de abadiyi bahçede dolaştırdığımı görürse kafamı kıracakmış. Kolaydı öyle kafa kırmak. Başladı mı gene ruh hastası gibi konuşmalara o pis adam? Belasını arıyor herhalde. Sen de neden bana haber vermedin oğlum? Gelip ben onun kafasını kırsaydım. O kadar bağırdık baba 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 diye ama duymadın. Oğlun öldürse de haberin olmayacak. Kapat sen de bu konuyu Halis. Hadi kahvaltını bitir. Halis biraz daha sosis ister misin evladım? Ver Ayşe yengeciğim ver. Ben çocukum çünkü. Yemem lazım. Başka türlü nasıl gelişecek kemiklerim? Of. Sabah sabah yine sinirlerim bozdu alçak herif. Ne var bu kadar kızacak Davut? Gidip konuşursun. Konuşmanın ne faydası var Ulviye? Laftan anlamaz böyleleri. Şeytan diyor ki git patlat beynini. Anne bak bu ne yapıyor? Ne yapıyor yavrum? Sabri amcaya kızma numarasıyla sosisleri hapur hapur götürüyor. Al. Müdevil göptüm kov. Yakışır mı hiç tutturucuna? Aşk olsun yani Davut. Ben de soruyorum kendime.
Bu adam hep kraker yediği halde neden hiç kilo vermiyor diye. Ne yedik ki Ulvi? Yoksa başka zamanlarda da gizli gizli bir şeyler mi atıştırıyorsun? Ben atıştırmaz Ulvi. Benim bünyem böyle. Su içsem yarıyor. Ayşe sen hiç gördün mü benim bir şey yediğimi kızım? Sorun o Ulvi. Ayşe yalan söylemez. Söyle Ayşe yiyor mu? Vallahi ben görmedim abla. Ben gördüm anne. Kaç kere buzdolabının başında yakaladım. Sen yattıktan sonra ne bulursa lop lop indiriyor mideye. Tövbe yarabbim. Söyleme öyle oğlum. Söylemesine gerek yok Ayşeciğim. Ben anlamıştım zaten. Tüh, yazıklar olsun. Müzevir. Utanmıyor musun babanı ihbar etmeye? Bu senin iyiliğin için Davut. Çocuk doğru olanı yapıyor. Kendisi her şeyi lüp lüp yerken iyi. Yiyeceğim tabii. Yemezsem Cenap amcama sordum. Kansız kalırmışım. Sen zaten kansızsın. Hain. Amerikalı mısın, Alman mısın nesin bilmiyorum. Almanım baba. Ne fark eder? Hepsi aynı. Ha Alman, ha Amerikalı. Aşk olsun Davut. Ne demek bu şimdi? Sen üstüne alınma Ulvi. Ama Almanlar da bizi sevmiyor, yalan mı? Sadece bazı Almanlar Davut. Çünkü Almanya'da da herkesi ırkına göre ayıran insanlar var maalesef. Tıpkı senin gibi. Heh, hadi bakalım. Aldın mı Mosmor? Aa, hala yatıyor musun Sedat? Kalk çabuk. Katil şimdi gelir, kalk. Gelirse gelsin kardeşim, yatıyorum. Var mı bir itirazı? Ah, geldi işte, geldi. Nerede benim pantolonum? Al işte, Allah aşkına çabuk ol Sedat. Tut şunu. Hadi çabuk. Tamam. Oo, efendim buyursunlar, buyursunlar. Günaydın yengeciğim. Sabah sabah rahatsız etmiyoruz inşallah. Aa, estağfurullah Yavuz Bey, o nasıl söz? Buyurun. Aşk olsun, burası sizin eviniz. Çok oturmayacağız kız. Kocanla konuşmaya geldik. Nerede birader, kalkmadı mı yoksa? Kalktım canım abicim. Geleceğini duyar duymaz pire gibi zıpladım yataktan, tıp. Atma hadi. Söyledi kapıcının kızı. İstemez gelmesin demişsin. Ne o birader? Hava mı atıyorsun bize? Ne havası canım abicim? Haddime mi düşmüş? Uydurmuş çocuk canım. Aa, Sedat hiç öyle şey söyler mi? Hiç söyler miyim canım abicim? Ne sevindim geldiğine. Öpeceğim. Eli kolun rahat dursun birader. Hasretme vatandaşı. Kız hani güzel güzel konuşacaktınız kız. He? Ne oluyor öyle katil gibi? Harçtan gözünü kum ablacığım. Konuşuyoruz işte. Kusura bakma birader. Yanlışlık oldu. Vatandaş istemeden şişirdi gözünü. Şişir canım abicim. Sana feda olsun. Abilerin vurduğu yerde gül biter. Bundan sonra sizden rica ediyorum. Bir hatasını görürseniz iki gözünü birden şişirin. Aa. Yavuz Bey. Hadi artık öpüşün de barışın kız. Öpeyim canım abicim. Aa, elini öp Sedat, elini. Yavuz Bey gibi bir patronun eli öpülür. Estağfurullah birader, öpme kalsın. Bir an önce işinin başına dön. Emrindeyim canım abicim. Bundan sonra sana kelek yapasam yaşamak bana haram olsun. Yap birader. Helal olsun. Senin keleklerin şeffaf. Ama %5'i geçme. O battı, bu battı. Milletin bankalardan gözü korktu Şükrücü. Şurada 3-5 kuruş param var. Ben bile şaşırdım ne yapacağımı. En iyisi sen onu bana ver, rahatla anne. Şakası kalmadı bu işin Ali. Sırf içini boşaltıp soygun yapmak için banka kuranlar var. Millet de uyansın artık baba. 2-3 puan fazla faiz alacağım diye atmasınlar paralarını öyle tehlikelere. Siz ne yapıyorsunuz Şükrücüğüm şirketin parasını? Biz sağlamcıyız Nazan. Girmeyiz öyle maceralara 3-5 kuruş için. Yastık altı bank. Yakında o da olacak böyle giderse. Ben açarım. Ya aydındır bu ya da bilge. Yine başları sıkıştı mutlaka. Vay ablaların güzeli. Günaydın Ali. Günaydın. Günaydın. Bitmedi mi daha kahvaltımız? Günaydın Bilge. Gel kızım gel. Sen de atıştır bir şeyler. Kahvaltı ettim ben. Ama tost güzel kokuyor. Yeğenim nerede? Babasına bıraktım. Aa, abla sen de geldin, bizim tosta yumuldun hemen. İki tane yedin zaten oğlum. Hadi bardak getir, ablana da portakal suyu verelim. Hayrola Bilge? Nereye böyle iki diren bir çekirdek? Ajansa gidiyorum anne. Belki babamlar beni de bırakır diye geldim. Bırakırız tabii de. Ne işin var ajansta? Acele et Ali, geç kalacağız. Dün telefon ettiler baba, işler yoğunmuş. Belki doğum iznini biraz kısa keseceğim. Erken değil mi daha çalışmaya başlaman için? Yok.
Nasıl olsa Aydın boşta. Ben yokken Barış'a bakabilir. Eniştem ne diyor bu işe? Hoşuna gitmedi tabii. Tartıştık biraz ama kabul etti sonunda. Acele ediyorsun bence kızım. Keşke önce bir bakıcı bulsaydın kendine. Ne bakıcısı Nazan? Barış'ın aslan gibi anneannesi var nasıl olsa. Ben ciddiyim Şükrücüğüm. Yarın öbür gün Aydın yine çalışmaya başlayacak. Çocuk benim üstüme kalacak. Kalmaz anneciğim, merak etme. Öyle bir şey olursa bir çare buluruz. Hadi hadi çocuklar, sonra konuşuruz bunları. Çıkalım bir an önce. Olmayacak böylece. Bak bugün de ısrar etmesem götürmeyeceklerdi suyu yuvaya. Ne yapayım Özge? Torunlarından ayrılamıyorlar. Olmaz ama. Çok şımartıyorlar Cem. Çocuğun eğitim düzenini de bozuyorlar. Bak şimdiden alıştı rahata. Aslında benim de hoşuma gitmiyor bu durum. Konuşmak lazım babamlarla. Lütfen sen konuş Cem. Ben söyleyince annen alınıyor. Tutturmuşlar eğitim eğitim. Sanki biz çocuk yetiştirmedik. Yavaş Mine. Ne var canım? Ben Meziyet Hanım'ın küçük oğlundan bahsediyorum. Ye güzelim sen, al şunu. Her gün gitmesi şart mı sanki asker gibi Şevket? Daha bir lokmacık şey. Biz de söylüyoruz ama. Ben eve gitmek istemiyorum. Buyur bakalım Mine. Meziyet Hanım'ın küçük oğluymuş. Hayır, laf da söylenmiyor. Burunlarından kıl aldırmıyor ikisi de. Karışma Mine, gözünü seveyim. Hiç yoktan tatsızlık çıkmasın şimdi gene. Ha. Ben mi çıkarıyorum tatsızlığı Şevket? Karışsak da suç, karışmasak da. Günaydın abla. Yollar felaket valla. İkinci köprüde de kaza mı olmuş nedir? Tamam Hacer tamam. Yol raporunu sonra verirsin. Ama açtıracaklar bana bayramlık ağzımı sonunda. Hoş geldin Hacer Hanım. Hoş bulduk Şevket Bey. Hayrola abla, bir şey mi oldu? Hiç canım, hep aynı şey. Adımız kayınvalideye çıktı ya bir kere. Ne yapsak yaranamıyoruz. Ah ablacığım, onlar kayınvalide görmemiş. Ağzın var dilin yok valla. Dur sen de Hacer Hanım şimdi. Yangına körükle gitme. Kahvaltınız bittiyse kaldırayım. Kaldır Hacer, kaldır. Siz daha çıkmadınız mı baba? Çıkarız oğlum, acelesine. Su geç kalıyor ama yuvaya. Bir gün de geç kalıversin canım, ne olur. Allah Allah. Bir gün iki gün değil ki, bazen de hiç gitmiyor. Tamam Özge, sakin ol. Biz bırakırız suyu. Öyle yapalım Cem. Ne demek biz bırakırız Cem? Bize güvenmiyormuş gibi. Mine. Güvenmemekle falan ne ilgisi var bunun anne? Nereden çıkarıyorsun bu lafları? Uzatma sen de Leylek. Hadi fıştırık, gitme bana. Hadi güle güle kızım, hadi. Gel kızım. Çantan nerede? Hadi bakalım. Hoşça kalın. Güle güle kızım. Şirkette görüşürüz baba. Görüşeceğiz Leylek, görüşeceğiz. Güle güle. Gördün değil mi oğlunu Şevket? Karısının tarafını tutup annesine cephe alıyor. Yeter Mine. İşi facia haline getirme Allah'ını seversen. Bence Cem Bey'in suçu yok abla. Özge Hanım kışkırtıyor. Hadi Hacer Hanım hadi. Başka işin yok mu senin? Canlan biraz kızım. Eridin gittin lastik gibi. Yüz buluyor tabii, gitmek istemiyor. Gördün değil mi Cem annenin tavrını? Lütfen açma o konuyu Özge. Sana da kızdım valla. Ben ne yaptım ki? Daha ne yapacaksın? Ben arada kaldım senin yüzünden. Ne zaman başlayacaksın çalışmaya abla? Hiçbir şey bilmiyorum ki. Bakalım bir konuşalım da. Bari tam gün olmasın Bilge. Annen de acı biraz kızım. Annen acımıyorsan bize acı. Şakası yok bu işin vallahi abla. Babamla kalıyoruz ortada ağaç gibi iki bekar. Merhaba. Hoş geldin. Zeynep'ciğim. Aa, hayrola Bilge abla. Barış'ı evde mi bıraktın? Bıraktım Zeynep. Biraz da babası baksın. Biz de bakarız çocuğumuz olursa, ne var? Hadi hadi. Sen önüne bak. Acelesi yok o işlerin. Daha kendiniz çocuksunuz. Çok tuhaf biliyor musun Zeynep? İnsan kendini kanguru gibi hissediyor. Kanguru gibi mi? Niye? Çocuğun olunca anlarsın. Herkes her yere bebeğinle gitmeni bekliyor sanki. Abartma sen de. Kanguruymuş. E yalan mı baba? Sadece karnımızda kesemiz eksik. İstediği kadar zabıt tutsun kitapsız. Ben de ona tutarım bir zabıt. Ne var? Ben de dolaşırım kapı kapı. Sanki millet bilmiyor o domuzun ne malı olduğunu. Sen de delirme be. Kavgayı inadı bırak da biraz suyuna git şu adamın. Gidemem Gül. Kimseye yalakalık yapamam bu yaştan sonra. Nasıl yapıştırdım ama kovaya tekmeyi.
Bu kafayla gidersen Sabri Bey de yakında sana yapıştıracak ama tekmeyi. O biraz zor. Zor kolay. Getirip koyarsa yerimize birini görürsün. İşin yoksa ev ara kışta kıyamette. Kimi bulacak Gül? Kim çeker bu apartmanın kahrını? Hem koyarsa koysun. Gidip yerleşiriz biz de kayınbabamızın yanına. Kayınbaban da bayılıyordu sana. Hele o yılan kırı bir gün bile tutmaz bizi. Bu Türkan Hanım'ın çikolatalı kahvesi yok mu? Bayılıyorum. Günaydın. Günaydın Türkan abla. Hoş geldiniz. Buyurun, hoş geldiniz. Nesi varmış bakalım Türkan Hanım'ın? Çikolatalı kahvenizi söylüyordu Cafer. Çok seviyor ya. Bayılıyorum. Kesenize bereket. Afiyet olsun. Ha bir şey söyleyecektim ama Türkan abla kusura bakmazsanız. Söyle. Üstünüzü çıkarmadan. Babam hala düzelememiş de bir gidip baksak diyecektim. Hemen gidelim öyleyse Gül, hastalar bastırmadan. Kızıl geldi Sevim. Hoş geldi, sefa geldi. Sana ne? Hiç Sevim, haber veriyorum. Ne var bu minderin altında? Neyse, makaraymış. Sen ne sandın Sevim? Şişe sandım, ne sanacağım? Ne arıyorsun Sevim? Sinir gelmiş sana. Geldi, senin yüzünden. Yine saklıyor musun biraları oraya buraya? Yok Sevim, nerede? Boşuna arıyorsun. Keşke bulsam bir tane de içsem. Ben de keşke bir tane bulsam da senin kafanda kırsam. Bulursan kır Sevim, hiç durma. Zaten çok fena dönüyor başım. Birasızlıktan sağlığım bozuldu. Cafer de almıyor artık. Almasın, beter ol. Nereden bulacağız bir daha onun gibisini? Cafer'den başka kimse kapıcı olamaz bu apartmana. Yeter artık Cemil, başlarım şimdi senin Cafer'inden. İzin ver de gidip ziyaret edeyim bari. Otur oturduğun yerde Cemil. Güzel güzel konuşuyoruz şurada, sıkma benim canımı. Ama hastaymış adam Sevim. Gideyim sevaptır. Gel buraya dedim Cemil. Sevaba girmek istiyorsan şu değerleri bitir. Buyurun, iyi günler. İyi günler. Kalktın mı evladım yataktan sen? Nasıl oldun? Kalktım ama çok fenayım hocam. Ayakta zor duruyorum valla. Her tarafım sızlıyor. Gözüm kararıyor, böyle içim çekiliyor. Babacığım hasta hasta. Hasta ya. Ölüyor baban, haberin yok. Rapor alsana o zaman evladım. Niye sigorta hastanesine gitmiyorsun? Nasıl gideyim hocam? Vizite kağıdı vermiyor ki bu kitapsız. Utanmadan bir de beni şikayet mi ediyorsun eşek? Ediyorum, ne var? Yalan mı? Yavaş gel efendi. Ne oluyor öyle eşek meşek? Sen kendine bak. Kapı arkalarından bizi mi dinliyorsun casus gibi? Bir de bu günaha hesap vereceğiz şimdi. Duydum dediğini duydum. O lafa aynen iade ediyorum sana. Hadi asabımı bozma da yaz çabuk vizite kağıdını şu çocuğun. Emredersiniz efendim. Ay ay, baş üstüne efendim. Bana bak. Bırak ukalalığı da dediğimi yap. Görmüyor musun? Ayakta zor duruyor. Hiçbir şey yok sahtekarın. Numara hepsi. Beni kandıramaz. Ancak senin gibi avanaklar yutar bu dolmaları. Anam ne dedi? Sensin ulan avanak. Ağzından çıkanı kulağın duysun. Hıyarası. Aman hocam, kurban olayım. Uyma sen ona. Gel. Bırak bırak, gelsin sıkıysan. Çekil Cafer. Bırak dağıtayım ağzını burnunu şu meşe odununun. Sensin meşe odunu. Sana benzer kereste. Yedireceğim o avanak lafını sana. Ayrıca iftira davası açacağım. Apartmanın parasını yemişim ha? Öyle diyormuşum sağda solda. Dedim, ne olmuş? İspat et yemediğini. Sen ispat et ulan yediğimi. Etmezsen eğer şerefsizsin. Dur hocam, gözünü seveyim. Kusura bakma Cafer. Yarası şerefsiz. Avanak avanak. Sus sen bakayım. Terbiyesiz. Biber süreceğim ağzına. Kime söylüyor onu? Sana söylüyor hıyarası. Kime söyleyecek başka? Ne oluyor efendim? Öldürecek misiniz kocamı? Öldüreceğim efendim. Bir mikrop eksilsin dünyadan. Hadi oradan bunak. Bir sıkılmış canın kalmış zaten. Ulan seni. Dur hocam. Ay ellerin kırılsın. Utanmıyor musun bacak kadar çocuğu dövmeye? Aa, ne yapıyorsunuz efendim? Sahip olun annenize aylarım. Karışmayın siz anneciğim. Çocuk değil onlar. Siz de girin hadi efendim evinize. Çatladınız değil mi efendim kıskançlıktan? Çekemediniz kocamın ezici çoğunlukla yönetici olmasını. Hangi ezici çoğunlukla hanımefendi? Bir oyla seçildi münasebetsiz. O da bizim çocukların menfi propagandası sayesinde. Münasebetsiz size benzer efendim. Hız! Dolaşmışsın dayak altında, pis musibet. Geber inşallah. Gücüm bu yavrucağım yetiyor. Bırakın anneciğim, sinirleri bozuk adamcağızın. Tüh, bir de yenitici olacaksın. Vuramadı mı o çam yarmasının ağzına bir tane? Hangi çam yarması efendim? Ahı gitmiş, vahı kalmış bunağın.
Sizin damadınız kimseden korkmaz anneciğim. Korkmam efendim. Düşündükçe kan beynime sıçrıyor. Hala orada mı o dangalak? Durun efendim, ne yapıyorsunuz? Tutmayın beni efendim. Bırakın dersini vereyim şunu. Ay. Bana baksana sen ha. Hop komşu, ağır oluştu, bize çıktın. Çok özür dilerim efendim, görmedim sizi. Ne oluyor kız hoca? Ay, ne bu şiddet böyle? Sormayın efendim. Asabını bozuyorlar insanın. Sen de vatandaşın asabını bozuyorsun komşu. Ne öyle önüne gelene cartçurt? He, hadi cevap versene domuz. Rica ederim efendim. Kime cartçurt etmişiz? Anlat koçum, yüzüyor mu komşum seni? Durmadan üstümüze geliyor efendim. Sabrımız kalmadı valla. Zaten ayakta zor duruyorum. Hadi hadi, bırak şimdi kendini acındırmayı. Emekli olacağım, hastayım diye bin dereden su getiriyor efendim. Maksat işten kaytarmak tabii. Oynat beynini kolunu komşu. Kız hoca, sen de her gün şu merdivenleri sildirmesen olmaz yani. Kafayı mı yedin kız sen? Aa. Her gün temizlik nerede görmüş komşu? Ha? İllet mi var sana? Kayıp düşüp bir yerimizi kıracağız yine. Gıcık ettin vatandaşı. O vazifesini yapıyor efendim. Hem de herkesten daha iyi yapıyor. Gelmeyin üstüne bu kadar. Kız yine beni görür görmez hıçkırık tuttu seni ha. Kör olma yazıcı. Ay bu da bana gıcık. Rahat ol kuçum. Bundan sonra sana yamuk yaparsa haber ver. Vatandaş alsın ifadesini. Hadi eyvallah. Sağ ol Yavuz Bey. Allah seni başımızdan eksik etmesin. Sen de olmasan... Yürü ablacığım. Lan. Gidiyor mu o? Ne yapıyorsunuz efendim? Çekilin pencereden. Bırakmadınız efendim, geberteyim şu haydutu. Sizlerden yüz buldukça tepemize çıkıyor böyle. Şimdi seni paralamazsam. Nerede o haydut? Kaçtı mı? Oo, uçtu gitti çoktan. Tüh, nasıl kaçırdım elimden. Topla onları çabuk, bakma yüzüme. Sultan Hanım, sen mi geldin Sultan Hanım? Ben geldim enişte, ben. Yabancı yok. Ne arıyor o anahtar sende? Sultan verdi enişte. Kendisi marketi bırakıp gelemiyor. Şahin gibi işin başında vallahi. Koşu çıkmıyor. Sen orayı hiç merak etme. Uzatma iblis, sen niye geldin? Merak ettim seni enişte, yoklamaya geldim. İyiyim ben, iyiyim. Bir şeyim yok, hadi yürü. İyisin maşallah. Ama bir de ben bakayım. Ah, ne yaptın iblis? Reflekslerine baktım enişte. Aslan gibisin maşallah. Hadi, hadi kalk. Bak, çekiştirme beni. Kalk enişte. Böyle kalıp gibi yatmak sana hiç yakışmıyor. Kalk, kalk, sana bir yer göstereceğim. Bırak dedim iblis. Ne yeri? Bir arsa buldum enişte. Tam kelepir. Hazine arazisi. İstemez kelepir melepir. Biz can derdindeyiz. Hiçbir şeyin yok enişte, kalk. Kalk hadi kalk. Bu fırsat kaçmaz. Biz devletin arazisini çevireceğiz bedavadan. Sonra devlet bize üstüne para verecek. İstemez. Ölsem iş yapmam bundan sonra seninle. Ah be enişte. Sen hiç bizim kıymetimizi bilmiyorsun. Bu kim? Sultan Hanım mı geldi? Anlarız şimdi enişte. Hoş geldiniz. Biz de tam hazırlanıp gidiyorduk. Aa, nereye gidiyordunuz? Hadi. Hadi şu pantolonu da giy enişte. Çekil be iblis. Ne yapıyor bu böyle? Aa, deli misin nesin be? Rahat bırak adamı. Ne istiyorsun? Biraz hareket etsin dedi. Kabahat mi? Ayakları taş tutmuş adamın hareketsizlikten. Sen aklının ermediği işlere karışma Hüseyin efendi. Türkan Hanım geldi. Bakar söyler ne lazımsa. Doktorluk bir şey yok canım. Kireçlenme, hareketsizlikten. Doktor da baksa bol bol yürü diyecek. Burada doktor benim Hüseyin efendi. Ne yapıyorsun Raşit? Gidiyorum Nimet. Bir dakika bile durmam bu evde. Yalvarırım gitme Raşit. Senden özür diliyorum. Boşuna Nimet. Artık tahammülüm kalmadı. Vallahi kötü bir niyetim yoktu kocacığım. Sevgimden ısırdım kulağını. İçimden geldi. Karnın tok bunlara Nimet. Burnumu ısırdığında da öyle söylemiştin. Bir gün beni öldürürsen o zaman da sevgimden öldürdüm diyeceksin herhalde. Bana bak. Benimle öyle ters ters konuşma tahta kafa. Vallahi şimdi öbür kulağını da ısırırım hat diye. Uzak dur benden Nimet.
Demek her şeyi götürüyorsun tahta kafa. Bunu ben aldım. Bunu da. Bunu da. Ne diyorsun Nimet? Hepsi benim onların. Yalan söyleme, paralarım. Bir don bir gömlekle geldin sen bu eve. İyi tamam, hepsini al. Bir don bir gömlekle de giderim ben. Gidemezsin tahta kafa. Bırakmıyorum. Göz mü kırptın sen bana? Kırptım evet. Sana hesap mı vereceğim? Yeter! 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 Millet dolaları bankadan çuvalla götürüyor. Biz de burada maaşı talim ediyoruz be kanarya. Ne yapabiliriz Ergun Bey? Allah bize öyle paranın kuruşunu nasip etmesin. Amin bacım. Ne güzel söyledin, affedersin. Hı, öyle işkembe atmak kolay Abbas Bey. Önüne döksünler de yeşil yeşil dolaları. Bak o zaman ne oluyor? Elimi sürmem müdürüm, affedersin. Sen bizi şey mi sandın? Tövbe. İyi günler Cem Bey, hoş geldiniz. Oo, buyursunlar efendim, hoş geldiniz. Babam burada mı? Burada efendim, burada. Amcanızın yanında. Adama bakın ya. Şu yaşımızda ayağa kalkıp karşılıyoruz. Selam bile vermeden bir karı surat geçip gidiyor tren gibi. Canı bir şeye sıkılmış herhalde Ergun Bey. Bana da cevap vermedi Ergun Bey. Olabilir. Herhalde vardır bir sorunu. Ayıp kızım, ayıp. Elimizde büyüdü bunlar. Kısa paltonun halini biliriz bunların. Evde karısıyla kavga etti garanti. Geldi acısını bizden çıkartıyor. Anlarız şimdi. Tövbe. Yapma şunu müdürüm, affedersin. Gene kırdıracaksın kafanı. Hiç kafan çalışmıyor mu oğlum senin? İnsan annesiyle öyle konuşur mu? Tamam abi, uzatma. Her ailede olan şeyler bunlar. Ne dedik ki baba? Konuşmayacak mıyız artık? Adam gibi konuş o zaman Leylek. Karısının tarafını tutup bize cephe alıyor diye söylemediğini bırakmadı anan. Onun da alınganlığı üstünde zaten son günlerde. Buluttan nem kapıyor. Uzatma sen de kuzenim. Sinirler gergin, boş ver. Ne diyorsun oğlum sen? Ne bu havalar? Dur abi. Hem konuşalım diyorsun hem de... Ne demek istediğim çok açık baba. Şımartmayın artık şu çocuğu. Sizin yüzünüzden Özge ile her gün birbirimize giriyoruz. Gel lan buraya Leylek. Geveleme ağzında. Ne söyleyeceksen açık söyle. Oo, hadi baba ya. Söyledik söyleyeceğimizi. Sana buraya gel dedim. Özür dilerim efendim. Senin burada ne işin var be? Şey efendim. Pardon. Şeyi soracaktım da. Bir şey içer miydiniz? Hava iyice soğudu be tertip. Niye dışarıda çalışıyor bu çocuk? Çalışacak direkt. İşçi o. Biz nerede dersek orada çalışacak. Ama üşüyecek tertip. Üşümez o, üşümez. Onun kafası da kalın, derisi de. Babamla konuştum direkt. Bana ayrı ev tutacak. Aa, sahi mi tertip? Sahi. Bir de yatak alacak böyle yaylı. Oo, iyisin hadi. Yaylı böyle. Annem bana her sabah vitamin içiriyor Dilek. Senin iyiliğin için tertip. Kemiklerim gelişsin diye. Biraz sakinleşiyorum, uykum geliyor ama... Evlenince kendi evimde oturacağım, öyle yumuşak yumuşak. Tabii kendi evinde oturacaksın tertip. Gelin de gelecek o eve. Babamdan istemem ama. Dur ben bir de korum. Ne tatlı. Kolay gelsin tertibim. Hoş geldin Hüseyin abi. Bak sana ne getirdim. Kaldır şunları, kaldır. Ne bu, bilgisayar mı? Hem de ne bilgisayar. Canavar, canavar. Maliyetine bırakırım sana. Ne yapacağım ben bununla Hüseyin abi? Bir de soruyor musun tertip? Dünyaya bağlanacaksın, dünyaya. Dükkanda yalnız geçirdiğin gecelerin aydınlanacak. Nasıl olacak o iş? Bir tıklaman yeter. Bütün yıldızların, Banu Alkan'ın bile sitesi anında ekranda aslan. Yapma ya. Ekmek çarpsın. Hem daha neler var bir görsen, aklın durur. Canlı. Alayım o zaman ben bunu Hüseyin abi. Alacaksın tabii. Kaçınılır mı böyle kelepir? O ne Hüseyin amca? Bilgisayar tertibim, ne olacak? Karışma tertip. Onu bana getirdi Hüseyin abi. Ona getirdim tertibim. İstersen sana da bulurum bir tane. İstemem, bana ne? Ne yapayım ben senin külüstür bilgisayarını, ne gibi? Babam bana da alacak. Hem de önüyüz. Of, canım çıktı kızım. Nerede bu hayırsızlar? Kapının önündeler Davut Usta. Hüseyin abi de geldi. Çok demiş tertibim. Bak. Hayrola Hüseyin. Ne işler çeviriyorsun gene? Ne çevireceğim usta, aşk olsun. Cillop gibi bir bilgisayar getirdim tertibime. Delikanlı adam. İhtiyacı var. Bırak ya. Ne anlar bu hayırsız öyle şeylerden.
Anlar ustam, anlar. Sen de iyice salak yerine koyuyorsun bu çocuğu. Salak ya, yalan mı? Bak, 8 kere 9. 8 kere 9... 8 kere 9'u bilmiyorum da amca, 9 kere 8'i biliyorum. Peki öyleyse söyle bakalım, 9 kere 8. 98. Tüh, salak. Gördün mü? Salak baba, salak. Hüseyin amca ne söylese inanıyorum öyle gibi. Hüseyin abi kullanmasını öğretecek amca. Sen mi öğreneceksin bu kafayla? Kolay mı o iş? Kolay ustam, kolay. Ne var ki? Öğrenirim amca, ne var? Kokoreççiler bile kullanıyor. Bir tıkladın mı tamam. Banu Alkan anında ekranda. Ha? Ne dedin? Kim? Rahat dur Cenab abi. Kıpırdayıp durma öyle. Çekeceğim ama kulağını ibrikçi. Sen de beni son günlerde iyice model gibi kullanmaya başladın. Ne yapalım abi? Ekmek parası. Niye yoruyorsun beni böyle? Çağır sabriciğimi. Kendi pozunu kendi versin. Sıra yüzüne gelince çağıracağım abi. Hem sırf onun için değil ki. Çoğaltıp satacağım bu resimleri. Kim tanır Sabri Bey'i? Hep böyle satacağım, satacağım diyorsun ama ibrikçi. 4 tane tablom sandık odasında tozlanıyor. Sen merak etme abi. Onların müşterisi hazır. Senin eskici de uğramıyor peydir. Tablomların sürümü düşüyor anlaşılan. Yine canlanır piyasa Cenab abi. Telaşlanma. Elimizde resmimiz olsun. Hah. Esmer nihayet çıktı pencereye. Yo, o değilmiş. Günlük kadın örtüsü geliyor. Rahat dur Cenab abi. Bakma öyle sağa sola. Yeter ibrikçam ha. Azarlama şöyle ikili bir insanı. Model yok senin karşında. Çağdaş şiirimizin önemli bir temsilcisi var. Tamam abi, özür dilerim. Bir şey demedik. Ah ah. Niye bıraktım sanki radyodaki o güzelim işimi? Şimdi otur bu küçük burjuvalar apartmanında. Almancı dostlarımızın o meme düşkünü oğluyla. Terzi Sevim Hanım'ın münasebetsiz alkolik kocasıyla. Hiç yani. Babası oğlunu akdağlara götürülmüş. Barış Cenab amcalarıyla oynarmış. Sakın ağlama. Ağlama oğlum artık be. Yoksa ben de ağlayacağım ona göre, tamam mı? Bak işte geldik. Ha, Sabriciğim geldi işte. Bundan sonra o poz versin. Benden bu kadar. Aç kapıyı. Aa, bu ne sürpriz? Merhaba, biz geldik. Hoş geldiniz. Bak kimler geldi abi. Oo, bizim için ne mutluluk bu. Aa, ama sen biraz bitkin görünüyorsun canımın içi. Mahvoldum abi ya. Ağlayıp duruyor. Ver bakayım. Ver, Bilge ver, de gelmedi ver, daha. Ver, ver. Ne yapacağım, şaşırdım valla. Bakayım, ne güzel bir çocuk olmuş. Ver bakayım, ver. Ah canım benim. Karnı aç olmasın Aydın. Aç zaten Sıtkı abi. Ama bak hazırladığım biberonu sevmedi galiba. Nedir bu koku canımın içi? Altının da değişmesi lazım Cenab abi. Ha, öyle mi? Alıver şunu ibrikçi. Barışçığımın altını değiştirmek lazımmış. Şimdi hallederiz. Abi, ben bebek altı değiştirmeyeli yıllar oldu. Olsun, bırak sızlanmayı ibrikçi. El birliğiyle değiştireceğiz. Bu yavru böyle duramaz. Dur abi, ben bez getirdim. Tamam canımın içi. Şu masanın üstünde biraz yer açalım. Evet, evet, evet. Dikkat, dikkat. Heh, yaturalım şimdi yavaş yavaş. Evet. Yatır Sütkü abi, yatıralım şuraya. Dikkat, yavaş yavaş. Yavaş. Oh, oh. Ama dikkat, ama. Bak şimdi. Siz devam edin abi. Ben açarım. Sabri Beylerse rica et, daha sonra gelsinler canımın içi. Şimdi çok daha önemli işlerimiz var şu anda. Meşgul. Tamam abi. Hah, buradalarmış, gel. Merhaba efendim. Sen ne zaman geldin sevgilim? Biraz önce. Çok uğraştırdı mı seni? Eh işte biraz. Nerelerdesin Aydın? Apartmanda bakmadığım yer kalmadı. Barış'ı gezdiriyordum efendim. Önce bahçeye çıkardım, susmadı. Ben de buraya getirdim. E ölecektik meraktan. Size de iş çıkardık Cenap abi. Aşk olsun Bilgeciğim, bizim için zevk. Teşekkür ederim. Aydıncığım, özür dilerim. İşimin bu kadar uzayacağını bilmiyordum. Önemi yok sevgilim. Sen ne yaptın? Konuşabildin mi? Hı hı, konuştum. Yarın sabah başlıyorum işe. Başlıyor musun? Hı hı. Yarın sabah mı? Evet. Ay başımıza gelenler. Yarın sabah başlıyormuş. İnanabiliyor musunuz efendim? Ya. Hı. Bir tarafta su, bir tarafta tatlı yeğenim Barış. Bizim ufaklıklar iki cephede olay yaratmaya devam ediyor. Çocuk yetiştirmek sorumluluk ister diyor baba.
Ayrıca büyüdüklerinde de sorunlar azalmıyormuş. Bakalım, günün birinde biz de baba olursak göreceğiz.